misiniz? Evet Sayın Misafirler, Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu salona gelmiştir. إنما تجزون ما كنتم تعملون. Öncelikle davetimize icabet edip programımıza katıldığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu mübarek ayda sizler gibi dostlarla bir araya getirdiği için Yüce Allah'a hamdolsun. Bu mübarek ayda farklı renklerde, farklı dillerde, farklı ırklara mensup, farklı meşrep ve mezheplere mensup insanların aynı ameli, aynı fiili işlediklerini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ancak ümmetin içinde bulunduğu bu hazin durum, Müslümanların birbirine sahiplenmeyişi, birbirleriyle alakalı aralarındaki sıkıntıları ise bizleri derinden üzmektedir. Bugüne kadar HUDA par olarak ümmetin vahdeti, ümmetin selameti, halkın maslahatı için elimizden gelen bütün imkanları sarf ettik ve bundan sonra da sarf etmeye gayret edeceğiz. Bu Ramazan ayının hürmetine İslam ümmetinin kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak vahdeti sağlamaları dua ve temennisiyle ben bu gecenin hepinize mübarek olmasını, Allah Celle Celaluhu'nun tuttuğumuz oruçları kabul etmesini Rabbimizden niyaz ediyorum ve ümmete gerçek bayramları göstermesini Rabbimizden dua ve niyazda bulunuyorum. Bu vesileyle tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık, Allah razı olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Bu konuda dert sahibi olmayı, bunu kendimize dert etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu konuda gayret gösteren kullarına yardım eyle Allah'ım. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. حي على الصلاة حي على الصلاة Kıymetli misafirler, değerli dostlar, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Davetimize icabet edip mütevazi soframızda bizimle beraber iftar ettiniz. Bu icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı hem şahsım hem partim hem Bursa İl Teşkilatımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Ve duaların makbul olduğu o iftara yaklaşılan saatlerde samimi yürekten yaptığınız hayır dualarınızı da Rabbim kabul eylesin. Aziz kardeşlerim, bugün burada aynı sofrada
bir araya gelmemizin vesilesi bir iftar idi. Bir ibadet idi. Oruç ibadeti nedeniyle mübarek Ramazan ayında bir iftar saatinde bir araya geldik. Ortak noktalarımızdan birisi bizi buluşturdu. Bu mübarek rahmet ikliminin cehennemden kurtuluş bileti olmasını ümit ettiğimiz son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Fakat maalesef dünyanın bazı köşelerinde bazı kardeşlerimiz bu dünyada cehennemi yaşıyor. Mesela daha birkaç gün önce basına düştü. Musul'da sivil insanların üzerine fosfor bombalarıyla bir saldırı yapılıyor Amerikan tarafından. Öyle ki insan hakları gözleme kurumu Birleşmiş Milletler nezdindeki kuruluşlar bile ki Birleşmiş Milletler malumunuz Siyonizmin ve Amerika'nın güdümündedir. Onlar bile bunu söylemek, bunu duyurmak durumunda kaldılar. Amerika da bunu inkar etmiyor. İnsanların aklıyla alay edercesine biz hedef tespiti yapmak için fosfor, beyaz fosfor kullanıyoruz diyor. Sanki uydulardan nokta şeklinde hedef tespiti yapamıyorlardı da attıkları fosforlarla hedef tespiti, hedef tayini yaptıklarını adeta akıllarımızla alay ederek söylüyorlar. Sadece o mu? Yine Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu rakamlara göre son aylar içerisinde DAEŞ'e karşı mücadele ettikleri iddiasıyla Rakka'ya yapılan saldırılarda yine çok sayıda sivil can kaybı yaşandı. Musul'daki saldırının gerekçesiyle Rakka'daki saldırının gerekçesi aşağı yukarı birbirine benziyor. Ümmetin içinden birileri kendisini yetkili ad ederek sanki çok büyük bir iş yapmış gibi ümmetin topraklarını fethetmeye kalkıyor. Sonra birileri de çıkıyor işte Amerikan gibi ya da Rusya gibi ya da başka bir emperyalist gibi güya o Müslümanların birbirinden fethettiği toprakları ve oradaki insanları kurtarmak için gelip tepemize bombalar yağdırıyorlar. Allah şuur versin. Allah basiret versin, akıl versin. Biz birbirimizin haklarını çiğnediğimiz, haklarını çiğnemeye devam ettiğimiz müddetçe, biz birbirimize kardeş nazarıyla bakmadığımız müddetçe, biz dahildeki sorunlarımızı aramızda şiddetle çözebileceğimizi zannettiğimiz müddetçe bizi birbirimiz aleyhine kışkırtıp kullanacaklar. Birilerimizi diğerini ezmekte alet edecekler, sonra dönüp o aleti de kıracaklar. İşte Birinci Körfez Savaşı. Şu anda bu salonda bulunan genç kardeşlerim belki o yılları bilmiyor olabilirler ama salondaki kalabalığın önemli bir kısmı o yılları hatırlar. 1990'da zamanın Irak diktatörü Saddam Hüseyin ben Kuveyt'e gireceğim dedi. Amerika'nın o zamanki Dışişleri Bakanı da o sizin iç meseleniz, biz size karışmayız dedi. Hatta cesaretten dedi. Irak Kuveyt'i işgal etti. Sonra Amerika Kuveyt'i Irak işgalinden kurtaracağım diye gelip hem Kuveyt'i hem Irak işgali. Ve Kuveyt'in petrol gelirlerinin dörtte birine uzunca bir süredir o tarihten beri el koymuş durumda. Kuveyt'i işgalinden kurtarma bahanesiyle.
Şimdi tekrar aynı film, aynı senaryo bir daha sahneye kondu. Körfez'de yeniden sular ısındırılıyor. 100 küsur milyar dolarlık silahı Suudi Arabistan'a sattıktan sonra, o anlaşmalardan sonra Suudi Arabistan ile Katar arası gerildi. Dün başına bir haber düştü. Katar'a da 12 milyar dolarlık savaş uçağı satmış. Biz bu oyunu ne zamana kadar tekrar tekrar yaşayacağız? Bizimle ilgili senaryoları birbirinin kopyası olarak yazdıkları halde aynı tuzaklara ne zamana kadar düşmeye devam edeceğiz? Biz meselelere Allah'ın nuruyla, onun kitabının bize verdiği perspektifle bakmaya başladığımız anda ancak bu oyunları fark edip bu tuzaklara düşmekten kurtulacağız. Eğer biz o perspektiften bakmayı öğrenemezsek, eğer biz o nur ile, o basiretle olaylara bakamazsak, emin olun bir delikten iki değil, 2000 defa sokulmaya devam edeceğiz. Halbuki mümin aynı delikten 2 defa ısırılmaz. Ama biz onlarca defa aynı tuzaklara tekrar tekrar düşüyoruz. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Daha önceki iftar programlarında bu Ramazan boyunca sürekli vurguladığım bir şey daha var. Bu kardeşlik, birlik, beraberlik vurgusundan başka bir de şunu söylüyorum. Eğer gerçekten biz kendi sorunlarımızı, kendi içimizdeki sorunlarımızı adalet temelinde çözmeye niyet edersek ve buna muvaffak olursak, kendi aramızdaki sorunları çözersek, o zaman bizim birliğimiz pekişir. O zaman bizim kardeşliğimiz fiiliyata dökülür. O zaman yürekler toplu bir şekilde atar. Ve o zaman işte o toplu bir şekilde atan yürekleri de artık toplar sindiremez. Savaş uçakları, bilmem gelişmiş ne harp silahları, birlik halinde olan bir milleti asla sindiremez. Birlik içinde olması gerekir dedik, şart olarak önce aramızda adaleti tesis edeceğiz. Adalet demişken, geçen Ramazan'da da benzer konulardan bir tanesi vardı yine. Şu anda cezaevlerindeki doluluk oranı Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde, şu AK Parti hükümeti hariç en kalabalık olduğu dönemlerden iki kat daha fazla kalabalık cezaevleri. Ve öyle ilginç bir manzara ki 50 bin civarında FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklu insanlar. Bunların önemli bir bölümü daha önce insanların tutuklanıp cezaevine girmesinde fiilen rol almış kolluk kuvvetleri, hakim ve savcılar. Bir memleket düşünün ki o memlekette insanları kovuşturan, soruşturan adli makamlar, adli kolluk, istihbarat birimleri, emniyet kuvvetleri, hakim ve savcılarının binlercesi cezaevinde, ama onların yapmış olduğu soruşturmalarla ceza alıp cezaevinde olanların sayısı da yine binlerce. Öyle bir çelişki var ki yan yana kovuşlarda. Bir tarafta daha sonra terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konmuş hakim ve savcı bitişik koğuşta, onun kendisine veya yandaşlarına alan açmak için zulmen ceza verdiği başka vatandaşlar. Ama hepsi yan yana bitişik cezaevlerinde kalmaya devam ediyorlar. Geçen bayramda hatırlıyorum ben, şöyle bir temennide bulunmuştum. İnşallah demiştik, şu zulmen cezaevine giren insanların cezaevinde geçirdiği son bayram oldu. Fakat bir daha bayram yaklaşıyor. Şurada bayrama 9 gün kaldı. Ama hala zulmen
cezaevlerine girdiklerini artık devletin de kabul ettiği insanlar bu zulmü çekmeye devam ediyorlar, cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Şu son günlerde, dünden bu yana bir milletvekilinin duruşma salonunda tutuklanıp Maltepe cezaevine gönderilmesinden dolayı Türkiye gündemi meşgul oldu. Ana Muhalefet Partisi Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğim dedi. Adalet arıyormuş. İşin ucu sana dokununca mı adalet aramaya başladı? Şimdiye kadar adalet arayanların sesine niçin ses vermediniz, niçin kulak vermediniz? O şahıs sadece milletvekili olduğu için mi cezaevine girmesi bu kadar gündem oldu, bu kadar ses getirdi? Peki hiç kimsesi olmayan veya ensesi kalın dayısı olmayan, tabiri amiyane ile gariban olduğu için insanlar cezaevinde çürüsün? Adalet bu mu? Bir toplumun içerisinde en güçsüz olanın haklıyken hakkını en güçlü olandan korkusuzca talep edip almasına kadar o memlekete hiç kimse adaletten bahsetmesin. Biz burada bu vesileyle o kimsesiz olan, o Allah'tan başka sahibi olmayan o gariban insanların, o adaletsizliklere maruz kalmış insanların adına talep ediyoruz ve diyoruz ki adaleti derhal, geciktirmeden yerine getirin, zulmen içeride olan insanlara bir çözüm, bir çare bulun, bu bayramı çoluk çocukların arasında geçirsinler. Bayramdan önce zulme uğramış bütün insanların uğramış oldukları o zulümden kurtulmaları ve bu önümüzdeki Ramazan bayramını kendi çoluk çocuklarıyla birlikte geçirmeleri temennisiyle ben hepinize Allah'a emanet ediyorum. Akşam namazının vakti dardır. O onu sıkıntıya sokmamak adına sözlerimi burada noktalarken tekrar hepinize ayrı ayrı davetimize icabetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak bize tarif edilen müjdelerinin Ramazan ayından hakkıyla istifade edebilmeyi ve bu Ramazan ayı hürmetine dünyası cehenneme dönmüş, özellikle sınırlarımızın ötesinde bombardımanlar altında veya açlıkla pençeleşen kardeşlerimize de bu dünya cehenneminin sona erdiği huzur ve sükunet dolu günleri yaşamalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum tekrar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.